Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarlarımızda nasıl bir web sunucusu kuracağımızı anlatacağım. Bundan önce Xcamp web sunucusu programının kurulumu videosunu çektim. Xcamp yerine başka bir program daha var benim beğendiğim. Şimdi onun videosunu çekeceğim. İstediğiniz programı kullanabilirsiniz, fark etmez. Bir önceki videoda bunu kullanmıştım. Sunucu yazılımı, web sunucusu. Aynı işlemi gören bir de bu program var. AppServe. Bu da aynı şekilde. Çok basit bir şey bu. En basiti de bu. Yani bunun basit olmasının hızlı kuruluyor. Xcamp gibi ama sadece Apache, PHP, MySQL var. Xcamp'ta farklı özellikler daha var. Xcamp'ta mesela FTP var, FileZilla var gibi gibi özellikler var. Bu daha basit, daha kolay. Bunu indiriyorsunuz buradan. Ben daha önce indirdim. Buraya son. Neyse, yani indirelim. Şart oldu. Neydi? Şuradan. Sitesine gidip indirebilirsiniz. Ben zaten videonun altında gerekli açıklamaları yapacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Sanırım bunu tıklayıp indiriyoruz. Aslında benim arşivimde olabilir ama. Buraya. Aynen benim arşivimde var zaten arkadaşlar. Hiç indirmeyeyim, gerek yok. Gerek yok. Şuna tıklayıp kurulumu başlatabiliriz. Dediğim gibi AppServe içinde MySQL, Apache Server, PHP bulunduruyor. Yani Xcamp gibi ama Xcamp'tan daha hafif. Öyle anlatayım. Tabii ben yine eğitimlerimde Xcamp'ı kullanacağım. Çünkü Xcamp yani benim birçok işimi görüyor. Biraz daha profesyonel AppServe'e göre. AppServe biraz daha düşük. Yani zaten kurulumdan dahi belli. Çok fazla özenilmemiş ama iş görüyor yani arkadaşlar. Bunların hepsine tik koyun. Yani bu Apache Server, bu MySQL veri tabanımız, PHP'miz, bu da PHP MyAdmin'imiz. Veri tabanlarımızı tutacağımız yer. Next diyelim. Arkadaşlar şunları yani bu localhost sunucumuza girmek için gereken şey, yani hiç değiştirmeyin bunu. Çünkü buraya localhost yazarak sunucumuzu çalıştıracağız. Bunu hiç değiştirmeyin. Bunu da hiç değiştirmeyin. Bu SSL portu. Bunlara hiç dokunmayın. Buraya hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorsanız da anlatırım ileriki videolarda. Hiç dokunmayın buraya. Next diyelim. 2, 3, 4, 5, 6 yapın. 7, 8 yapın. 8 karakter istiyor. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapın. Kullanıcı adınız root. Şifreniz de 1'den 8'e kadar. Not alın bir metin defterine. Ki unutursunuz belki bir şey olur. PHP sürümümüz PHP 7. Tabi PHP 5 falan da var. Destekliyor yani, sıkıntı yok. Yani istediğiniz projeyi bunda da tasarlayabilirsiniz. Yazılım videoları çekeceğim. HTML, PHP, JavaScript, CSS. Basit basit kısa kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu video biraz uzadı. 6 dakika oldu. Çok basit bir kurulumu 6 dakika çektim. Küfür etmeyin. Biraz uzadı bu video. Ama yazılım videolarını kısa kısa ve anlamlı şekilde çekeceğim. Hani HTML'de tablo oluşturma yapacağım. 2 dakikalık bir video. HTML'de form oluşturma 2 dakikalık bir video. En fazla 3 dakika 4 dakika yani. İşte PHP'de vesaire vesaire. Bu ne? Tamam. Finish diyoruz. Arkadaşlar direkt zaten başlatıyor. Şuraya localhost yazarak giriş yapabilirsiniz. AppServe'ın ekranına geldiniz arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl yani buranın klasör haline nasıl geleceğimizi anlatacağım. Yani burası nerede? Şunları kapatalım. C'ye geliyorsunuz arkadaşlar.
Burada en başta App Store var. Bunun içine giriyorsunuz arkadaşlar. www var. Arkadaşlar burası burası. Yani şu bu görünen ekran aslında index.php. Yani şu dosya. Ben şimdi bunu silersem burası gider. Aynen. Kök dizin geldi. Burayı tamamen silin. Hiçbir işinize yaramayacak. Gerçi PHP mermi kalsın. Şu dosyayı silin. Bu da kalsın. Şunu silin. Tamam, bu ikisi kalsın arkadaşlar. Buraya dosyalarınızı atarak çalışabilirsiniz. Örnek olarak mesela vektör diğer çalışmaların bir tane bakımdayız doğru defans. Bunu alayım ben. Buraya attım. İndeks.html direkt algılayacak arkadaşlar. Unutmayın, bir web sunucusunda sunucu ilk başta index isimli dosyaya kur. İndeks.html ya da index.php ya da index.asp.x. Sunucu ilk başta indeksi okur. Şu anda index dosyası olduğu için direkt onu okuyacak. F5 diyorum. Bu şekilde bu önceden yaptığım bir şey. Yapım aşamasında sayfası. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi yani her türlü sunucu ihtiyaçlarınızı App Server ile giderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bundan sonra yazılım videoları çekeceğim. O videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. HTML videoları, PHP, CSS, JavaScript gibi ders videoları çekeceğim. Abone olarak videolar yüklendiği zaman bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.